20 tane zekanızı açacak filme geldik. Lakin baştan uyarayım. Daha önceden size tavsiye ettiğim 20 film değil. Şimdi göreceklerimiz 21, 22, 23 yani aslında tavsiye edeceğim 40 filmin ikinci 20'lik bölümü. Çünkü daha önce zaten size Gandhi, A Beautiful Mind, Good Will Hunting, The Theory of Everything, Gang Girl, Ex Inside Out'u, Memento'yu, Black Swan'ı, Inception'ı, Fight Club'ı, Truman Show'u, Eternal Sunshine of Spotless Mind'ı, John Malkovich olmayı, Requiem for a Dream'i, Now You See Me, Illusionist Predestination'ı, Mr. Nobody'i ve 12 Maymun'u, 12 Monkeys önermiştim. Bunları tekrar önermeyeceğim. Bunları izlediyseniz, bak bunları izlediyseniz 21, 22, 23 olarak ve 3 tanesi mesela belgeselimsi, gerçek hayat hikayesi de var. Yeni olanları izleyebilirsiniz. Bu yenilerin içerisinde size cömert davrandım. 5 tane IMDB'si yüksek verdim, 3-4 tane IMDB'si düşük var. Yönetmenlerine göre baktım ve gerçekten zekanızı çalıştıracak, kafayı yoracak ha, ha bu böyleyse, ha, o da öyledir, ha, ha, yapacağınız filmler önerdim. Bu ekstra, ikinci grubu lütfen dikkatli izleyin. İlkinde hep tanınan filmler, bilinen filmler, bunların içerisinde de 2-3 tane bildiğiniz çıkabilir. Lakin gelin bir görelim, ben size 20 tane kafa çalıştıracak ne film önermiş. İlk göreceğimiz film Şeytan Üçgeni. Şeytan Üçgeni olduğuna bakmayın isminin Triangle, üçgen yani aslında. IMDb'sinin 6.9 olduğu sizi ürkütmesin. 2009 yapımı biraz mistik, fantastik bir film. E, muhtemelen böyle birazcık hafif aksiyon, biraz gizem, gerilim hafif sevmeniz gerekiyor ve Ters köşe yapan e, size daha önce Gun Girl'ü anlatmıştım hatırlıyor musunuz ben sevmiştim o filmi birkaç defa ters köşe yapıyor. İşte Invisible Man'de bir hafif ters köşe yapmaya çalışmışlardı. Burada biraz, biraz beyin fırtınası var. Finalini filmin başından herkese açık etmiyor yani ben keyif almıştım acaba şu olur mu falan diye bir düşünüyorsunuz ama kafanız çalışıyor. Bir ricam var filmde küçük minnak <laughs> tadını kaçırmayacak mantık hataları var hemen böyle... Ha klişeymiş o bu mu diye saldırmayın. Bir filmin sonuna kadar bekleyin. Bence 6.9 değil 7.2 7.3'ü hak ediyor. Akşam kafa açıkken izleyin. Onu söyleyeyim. Ve kafanız süper açıkken izlemeniz Jake Gillen Hill ismini hep yanlış okuyorlarmış. O da şikayet ediyor. Gillen Hall falan. Gyllenhaal. Hill. Neyse Jake'in e sister yani kız kardeşi de oyuncu. Ben kız kardeşinin oyunculuğunu çok sevmiyorum ama kendisi daha önce size bir filmde önermiştim hatırlarsanız. Source Code, o Source Code'u çok sevmiştim. Zaman yolculuğu üzerineydi. Burada da mantık yine zaman yolculuğu mantığı var. E, metafor çok fazla yani bir şeyleri iyi anlamanız lazım. Filmi çok açık kafayla izlemeniz lazım ki IMDB, IMDB puanı gerçekten hak ediyor. Yani 8.0. Bu filmi daha önceden çok gördüğünüzü düşünmüyorum. Hemen ne olur film o satan ismi ne bu falan filan diye böyle garip bir balik yaratmasın. Gerçi sizler beni izliyorsanız böyle bir şey düşünmezsiniz. Bu filmde iki unsur var. Bir soundtrack denilen film müzikleri şahane. İki filmi severseniz ben sonra üşenmedip gidip e, Extended yani uzatılmış genişletilmiş e, version denilen versiyonu da izledim. Gayet güzel. Bu filmi bana güvenin dalın. Mesela Triangle'a çok bana güvenin dalın demeyeceğim. Birazcık bir fragmanına falan bakın. Sağa sola sorun ama buna bana güvenin dalın. Geldik dehşetin nefesine. Şimdi dehşetin nefesinde Tim Robbins'in kim olduğunu bilmeyenler çok da böyle ya evet demeyecek. Şimdi bu birinci söylediğim film gibi aslında. Çünkü işin içerisinde biraz korku var, gizem var. Ve eski bir film. İşin kötü tarafı o yani. 1990 yılı filminden bahsediyoruz. Bugün yayınlansa, bugün çekilse, bugün vizyona girse 7.8-7.9'a kadar bence tırmanır. Dehşetin Nefesi böyle çok hani starda bir ara yayınlanan <laughs> dandik yabancı filmler vardı ya onlar gibi geliyor kulağa ama değil. E, etkileyici bir film. Bir kere senaryosu güzel. E, yönetmeni Adrian Lyne e, ki gerçekten böyle çok fazla filmin denk gelmediğim bir isim. Gizem olayını güzel yaratmış. Film boyunca Kafayı böyle daldırıp da biraz patlamış mısır yiyeyim, iki telefona bakayım falan derseniz filmden kopabilirsiniz. Bir tek ricam var bu filmde de. Ne olur görsel efektleri e, ne, iğrenç demeyin. Adam 1990 yılında bunu çekmiş unutmayın. Çoğunuzun bilebileceği bir film. E, ama ilk 20 listede saymadım video açılırken ki. Zodiac. Ben bir kere e, Robert Downey Jr.'ın hastasıyım. Ki kendisinin bir tane de güzel statü yani biblosunu sipariş ettim. Ya burada Jake de var. Jack Gillan Hill, baba da var. E, Mark Buffalo da dış kulvardan geliyor. Şimdi en güzel tarafını söyleyeyim. Ben daha önce film önerdiğimde her önerilerde David Fincher dedim mi? Önümü dikliyordum biliyorsunuz. İzleyin. Bak, bana güven. Gözün kapalı izle. Eğer izlemediysen ki çoğunuzun bildiğini umuyorum. İki sıkıntı var. Film uzun. <laughs> uzun kavramının babası hem de 2 saat 30 dakika. 37 dediğine bakmayın 30 dakikada bitiyor. Ve seri katli hikayesi üzerine çok güzel. Bu tam böyle sinemada iki ara verilen yani bir değil, iki ara verilen filmlerden. Muhtemelen izlemediğiniz düşündüğüm e, New York Yanılsamaları 2008 yılı filmi. Şimdi bu filmle ilgili size bir şey söylemeyeceğim. Bu da çünkü 2 saatlik bir komedi drama. İki uyarım var. Birincisi daha önce e, Predestination'ı hiç ettiğim gibi bu filmi de hiç etmek istemiyorum. Böyle dört tane film var ki bir şeyler konuşursam çok tadı kalmayacak. Yani film zaten biraz odak. Ama biraz sanat filmlerinden hoşlanıyorsanız, biraz sinema e, tekniklerinden falan hoşlanıyorsanız izleyin. Çünkü New York yanılsamaları herkesin izleyip de keyif alacağı bir film değil ama 7.6'yı aldığı kitle sayısına bakın. Yani şöyle size fikir vereyim. Zodiac 7.7, 7.6 aynı puandalar. 438 bin kişinin ilgisini çekerken bu film 78 bin. Biraz daha niş bir kitledir. Böyle bazı filmleri izlemişsin, bitirmişsin, sonradan gelip izleyeceğim bir film. Ve geldik Killing Fields'a. Killing Fields 1984 yapımı. 2 saat <laughs> hocam sen manyak mısın? Niye hep 2 saat 20 dakikalık, 21 dakikalık filmler öneriyorsun? 84 yapım, 84 yapım olmasının güzel tarafı şu. Bu Vietnam, Kamboçya bunlara ilgi duyuyorsanız o duyguyu size sıcak sıcak veriyor. Bunu bir belgesel olarak görün. Yani biyografi, drama, history diye geçiyor ama aslında bir belgeseldir. Belgesel sevenler izlesin. Lütfen sevmeyenler koşarak uzaklaştın. Çünkü bana dönüp de şey demeyeceksiniz. Aa hocam çok güzel. Bu bir film değil. Daha çok belgeselimsi bir şey. Dogville. Az önce söylediğimin tam tersi. Bir kere puanına bakın. 134 bin kişi oynamış. <laughs> Ve süresine bakın. Filmi biraz uzun seçtim. Niye biliyor musunuz? Hani izleyince hakkını verin diye. Nicole Kidman'ı çok sevmem. Maalesef yani bilmiyorum niye sevmiyorum bilmiyorum. Biraz Tom Cruise'dan dolayı mı seviyorum. Tom Cruise'u seviyorum ama Nicole Kidman'ı çok sevmem. Biraz da o hani bir sessiz bir ev korku filmi vardı o yüzden sevmiyorum. Bir de hiç yaşlanmıyor. Dogville 2003 yapımı ve bu 8 puanı kesinlikle hakkı ediyor. şimdi ağzımı açarsam film batırabilirim çünkü sonu muhteşem. Ve şey diyeceksiniz. Aa, böyle bir film niye izlememişim ki? Güzelmiş. Aslında Nicole Kidman'ın içinde yapımında bekleyeceğiniz bir film. Ha bu tarz bir film olmalıydı. Ve ödülleri var bu filmin. Bunu da kesinlikle izleyin. Yani 8'ini hak ediyor. Bir diğeri hayata uyanmak. Bugün gösterdiğim tek animasyon tarzda işin içerisinde olan film. Waking Life. Ee, Ethan Hawke. Ethan Hawke zaten iki filmde birden önereceğiz bugün çok güzel işin içerisinde bir sorgulama var. Bu 7.8 almış ama 59, 59 bin kişiden almış. E şöyle idare edin. Bu filmi herkes sevemez. Biraz başlayıp 15-20 dakikasını gitmeniz lazım. Ben iki kere başladım. İki kere başladıktan sonra izledim. Tam bir genel kültür filmi. Şöyle. Ya biraz psikoloji, varoluşçuluk, felsefe istiyorsanız da var. Bunun yanına birazcık bilim, politika falan da bir sorgulama da sokayım derseniz var. Bunu da hayatı böyle bir üstten görmek isteyenler izlesin. Fragmanına bakıp izleyin. Bazı filmleri fragmansız izleyebilirsiniz. Dal gitsin. Zodiac dal gitsin. Sinema filmleri. Bu biraz öyle değil. Dogville dal gitsin. Ve geldik yaşıyorlar. Daily 1988. Bazılarınızın hayatta bile olmadığı dönem. 7.3. Şöyle 7.3 hak ediyor. Bugün önerdiğim filmler içerisinde son 3'te alın. Çünkü Daily'i hepiniz sevmeyeceksiniz %90. Bu diğer söylediğim 3 film gibi dal gitsin değil. Ama biraz şey üzerinde duruyor. Ee, ne diyeyim Black Mirror e, mantalitesiyle filmi çekmişler. E, hatta Black Mirror'a benzer bir bölüm vardı buna. Bölümün adını hatırlamıyorum ama konusu çok iyi. Lakin yani bugün bu çekilse daha harika çekilirdi. O dönemin imkanlarıyla ancak bu kadar çekiliyor. Yönetmeni sizler çok tanımasanız da John Carpenter baba adamdır. Olay ne? Size söyleyeyim. İşte Sistem, medya seni nasıl köleleştiriyor? Seni nasıl baskılıyor? İşte bunu eleştiriyor sistem. Ama korku sevenler için de biraz güzel. Korku aksiyon sevenler için. O dönemin bilim kurgusu bu arada. Yani 1988'lerde bilim kurgu nasıl olur diye bakarsanız bu şekilde görebilirsiniz. Geldik Big Fish'e. Big Fish yani aslında konusundan bir parça bahsedebilirim. Bir değerli kardeşimiz var. İşte babası kanser nedeninden ölmek üzere eve geri dönüyor. Buraya kadar klasik geliyor size. Babasını keşfediyor. Aslında hayatı yani ana babanızdan biraz ayrı kaldıysanız hikayesini keşfetmek için e, yönetmen önemli. Burada Tim Burton var. Tim Burton'u geçen video önermelerinin içerisinde de önermiştim. E, pazar günü filmi, pazar sabahı izleyebileceğiniz bir film mantığıyla düşünün. Ama şimdi benim bu söylediğimi e, güzellik açısından ikiye üçe katlayan kısım şu. 8.0'ı 406 bin kişinin oyuyla almış. İzle bak gözün kapalı izle. Pazar günü izle. Sevgilinle izle. İzle bir şekilde. Bunu da sevgilinle izleme. <laughs> Çünkü Cry Freedom özgürlük çığlığı tam özgürlük çığlığı değil aslında cümlesi ama 7.4'ü almış ve çok az izleyen var farkındaysanız. Buradaki olay yine hafiften bir belgesel mantalitesine varacağız. Burada 2.5 saatlik bir film bahsediyoruz. Yani iki, yine 2 iki saat 37 dakika. Ortalarına doğru biraz salacaksınız ama Güney Afrikalı bir gazetecinin kendi hayatlarını oynamamışlar merak etmeyin. Ülkeden kaçışını anlatıyor. İşin içerisinde birazcık hafif araştırma girecek. Ben izlediğimde sevdim ama hani kafa çalıştıran tarafı var o yüzden. O dünyayı görmek istiyorsanız. Burada şimdi bir adam var ki hakkını veririm. Onun için izlerim. Denzel Washington. Ben Denzil Denzel Washington seven birisiyim. Çit. Ama çit diye böyle biraz özet geçmişler ismini. Aslında Rabbit Proof Fans. Çitteki güzel taraf şu. Bir önceki önerdiğim Cry Freedom'la aynı mantık. Onu seversen bunu izlersin. Hatta şeyi de seversen bunu izlersin. Ee, yok dehşetin nefesi değil. ha Killing Fields'ı seversen bunu seversin. İşte e, şunu da şeyi de seversin. Özgürlük çığlığında. Çit'i de. Çit'teki mantıkta yine bir belgeselimsi bir yapı var. Ben belgeselimsi filmleri seviyorum. Zekayı o yüzden açıyorlar. Çünkü bir yandan da bir şeyler öğreniyorsunuz. Burada üç tane... Yarı aborjin diyor ama aborjin kız Avustralyalı. Bu kızların ve esir kampından kaçışını ve hayata tutunuşlarını göreceksiniz. Ya yani pazar günü izlenir. Günde olmadan her dakika izlenir, her saniye izlenir, herkesle izlenir. Eee ya yani ilk başladığınız zaman filmde bir 5-10 dakika Haluk Hoca niye önerdi ki diyeceksiniz. Bu arada 1995 filmi olduğunu unutmayın. 1995 yılında çekildiği için görüntüleri harika bulmayacaksınız. Ama e, filmin 20. dakikasından sonra gerçekten keyif alacaksınız. Çünkü iki ayrı karakterin çok güzel anlatımı var. E, bu arada tabii benim torpil geçmemin sebeplerinden birisi de yine Ethan Hawke'ın e, bu filmde oynaması. E, kadroya baktığınız zaman böyle ben direkt tanıdığım diğer isimler yok ama bir Ethan Hawke'ı görünce bir şans verirsin diye düşündüm ki izleyin. Şimdi bunu meraklısı sever. Coherence. Paralel evren hikayesi. Böyle paralel evrenleri falan filan meraklıysanız izlersiniz. Ee, çok çok büyük bir bütçesi yok. Şimdi siz eğer ki şeyi sevdiyseniz böyle tek mekanda geçen film ne vardı ya? Geçen sefer önerdiğimi unuttum. Az mekanda düşük bütçeyle çekilen ama hakkını veren film seviyorsanız ve bu da yine böyle Çarşamba akşamı filmi diyeyim paralel evren sevenler için. Benim tanıdığım ünlü baba isim hiç yok burada. Ama idare eder yine izlenir. Zeka açan filmler dediğimiz için söylüyorum. Bakın zeka açan 20 tane film bulacaksam hayatımda izlediğim bu bir tanesidir. Zaten ilk 20'yi elediğimize göre aslında 40 biz şu anda 21 22 23 24'ü gidiyoruz. Diğerlerini izlediyseniz sıra bunlara geldi. Başka çare yok Küp var. Küp'ü de izlemişsinizdir. Ve Primer. Aslında kapsül. Puanı bu kadar düşük olmayı hak etmiyor ama mükemmel bir film mi? Hayır. Lakin ben sevmiştim. Bolca paradoks, bolca kafa karışıklığı var. Bunda yarınız diyecek ki iğrençti, yarınız diyecek ki şaheserdi. E, çünkü toplumun yarısını kazanabilecek bir film. Ben bu filmi mesela Christopher Nolan'dan görmek isterdim öyle söyleyeyim size. Bir Inception tadında izlerdik. Ha buna kimse şikayet etmeyecek. Bugün tanıttığımız filmler içerisinde bazılarınızın mutlaka izlediği Enigma... Ee, zaten farkındaysanız 663 bin kişinin beğendiği bir filmden bahsediyoruz ki 2014 yapımı. Keira Knight diye hastayım zaten. Biliyorsunuz hangi filmlerde ortaya çıkıyor kendisi. Uzun bir seride Johnny Depp de kendisiyle birlikte oynuyordu. Oynayacak belki de yine. Enigma'daki hoş taraf şu beyninizi inanılmaz çalıştığı ve dönem filmi. Şimdi Alan Turing kimdi? Alan Turing'in hayatı var işin içerisinde. Bu yapay zeka testini falan geliştiren kişiydi. Bunu YouTube'da bu adamı tanımayan, daha doğrusu videosunu konu etmeyen kimse yoktur. Alan Turing'i hayatını izlersiniz. Angel Heart. Şimdi şeytan çıkması diye geçiyor. Puan düşük sakın puanına bakmayın. Çünkü işin içerisinde Mickey Rook öldü. Öldü herhalde. Yanılmıyorsam ölmüştür. Robert De Niro var. Robert De Niro'nun 1987'sini göreceksiniz o yüzden izleyin ee, bu bu içlerinde belki en kötü üçten birisidir ama zeka açar mı açar şeytan çıkmasındaki hikaye şu aslında gerilim filmi mantık olarak bakarsanız Ellen Parker var işin içerisinde o da genelde böyle biraz karanlık filmleri seviyor. Film eğer ki ilk 10 dakikasını atlatırsanız çok çok başarılı. Çünkü sarıp götürüyor. Ama ilk 10 dakikada sevmezseniz hemen kapatın. Hiç bana söylenmeyin, saydırmayın. Bugün verdiğim filmler içerisinde her yaştan izlensin demeyeceğim filmlerden birisi. Niye olduğunu izleyenler anlar. 7.8 almış 60 bin kişiden. Şöyle düşünün çok az kişi değerlendirmiş. Ve 7.8, 8'e yakın puan almış. Sizin bu filmi izlerken şu aşağıdaki açıklamayla okursanız biraz aslında sığ okumuş oluruz. Yani Oylman Jen felçli bir insan kazadan dolayı işte eşi çeşitli durumlardan dolayı başkası seks alıyor falan. Böyle seks gelmesi okuyunca biraz böyle irite oluyorsunuz ama sorgulamayı bilirseniz biraz sorgulama filmi. Aslında Dogville'i e önerdim ya o Dogville'in farklı bir bakış açısı gibi düşünün bunu. Bu arada yönetmenleri aynıdır. Yani Dogville'de de Lars von Trier'e görürsünüz. Burada da bunu severseniz bak önce bunu izle. Bunu seversen gel bunu izle. Öyle söyleyeyim. Ben ikisini de sevdim. Ve son iki film. Bu film böyle afişini görseniz hayatta yüzüne bakmazsınız size söyleyeyim. Çünkü bugün hep böyle hani çiftlerin izleyebileceği filmleri önermedik genelde. Burada eşiyle boşandıktan sonra yalnız yaşayan bir baba var. İşte birazcık geçimini sağlamak için çeşitli işler yapıyor. Bir gün bir işte reklam görüyor. E, ve diyor ki ya reklamda da Samantha isimli bir yapay zeka olayı var. Şimdi bu yapay zeka ile yaşanılan ilişki nereye gider? Yalnızlıktan nasıl kurtulursun? onu anlatıyor. Aslında biz bunun benzerini başka filmlerde gördük. Ama dur hemen e, hocam yine mi aynı deme. izle. bak bunu gözün kapalı izle. 519 bin ve sevgilinle izle. İzle ki kafan biraz karışsın. İş ne ilginci? acaba isminden dolayı mı tesadüf mü Türkiye'de 14 Şubat 2014'te vizyona girmiş. Ve sizleri hiç yormayacağım çünkü bu e, katıldaki değerli kardeşlerimin yorulmasına kıyamam. 20 filmin de listesini IMDB listesini açıklama bölümüne koydum. Oradan alır izlersiniz efendim. Açıklama bölümünü biraz aşağılara gömdüm ki hemen görür görmez videoyu atlamayın. Keyifle izleyin. Puanları düşük olanlar var bilmem ne var. Yalnız izleyecekleriniz var belgeseller var. Ama hepsi emin olun kafa açıyor. Evet gördüğünüz gibi işte bu filmler kafamızı biraz toplayabilir. Ama garanti vermiyorum ki hepsini seveceksiniz baştan söylüyorum Mutlaka 5 tanesinde diyeceksiniz ki ya bu ne ya ee, Haluk hocam ne yaptın? Sevdiklerinizi veya daha önceden izleyip sevdiklerinizi benle aynı görüşteyseniz lütfen aşağıya yazın ki Başkaları izlemek için önceden fikir alıp ha doğru söylemiş Haluk Hoca diyebilsin. Ya da sevmediğinizi de yazın. Benim zevksizliğim de ortaya çıksın. Bir sonraki size özel tavsiyede görüşmek üzere.